Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden bir İngiltere'ye uzanalım. Günlerdir aşırı sağcıların protestolarına sahne oluyor. Tabii ülke ayakta. Şimdi son duruma bakacağız. Gazeteci Ergin Balabeyoğlu tekrar karşımda. Tekrar merhabalar. Gün ortasına yeniden hoş geldiniz. Geçtiğimiz saat merhabalar. Diliminde tam bağlandık ama o sırada bir müdahale oldu size. Sanırım şu anda rahat bir noktadasınız. Yayın evet, yapabileceksiniz. Şu anda... Bir sorun yok. İyi yayınlar diliyorum. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi gerilim ne durumda? Sona erdi mi diyeceğim ve dün mesajda yeni başbakan, çiçeği burnunda başbakan diye konuşuyoruz. Bu protestocular için bir benzetmede bulunmuştu. İşte burada sizinle de konuşmuştuk. Haydut demişti. Şimdi bugün Elon Musk da katıldı bu meseleye, tartışmaya. Dedi ki iç savaş benzetmesi yaptı. Aslında böyle bir benzetmede bulundu. O Elon Musk'ın ifadeleri üzerine de yeni bir tartışma başladı. Durum ne orada? Evet Esra Hanım, İngiltere'deki olaylar durulmadı. Dün biraz sakinleşti ancak bugün özellikle göçmenlere ve iltica edenlere destek veren 30'dan fazla kuruluşun adları bu Telegram gruplarında yayınlandı. Ve buralarda aşırı sağcılar buralarda protesto yapacağına dair çağrı yaptı. Bu yüzden polis bütün bu noktalarda güvenlik önlemi almaya başladı. Hatta bugün konuştum birkaç Türk hukuk firması da, göçmenlik hukuku firması da polis tarafından kendilerine uyarı mektupların gönderildiğini belirttiler. Ve Londra'da da, Londra'nın kuzeyindeki bir kente de benzer bir protesto bekleniyor. İngiltere'de Milli Güvenlik Kurulu olarak adlandırabileceğimiz Cobra toplantısı dün acil olarak ikinci kez toplandı. Ve burada İngiltere'deki çeşitli yerlerde görev yapan 6000 polis görev yerlerinden alınıp ulusal bir polis ordusu haline getirildi. Ve bu polis ordusu İngiltere'nin her yerinde görev yapabilecek buna benzer kitlesel olaylarda görev alacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi X'in sahibi Elon Musk İngiltere'deki olaylarla ilgili iç savaş kaçınılmaz yorumu yaptı ve İngiltere'de bu ciddi bir tartışma konusu yapıldı. Başbakan Starmer da ister fiziki olsun ister sosyal medyada olsun bütün yapılan her türlü suçun suç olduğunu ve herkesin yargılanacağını belirtti. Ve yine 3 kişi sadece bu sosyal medya paylaşımlarından dolayı tutuklandı. Olaylardan sonra 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Bu gözaltı süresinin bitmemesi yani gözaltı süresi geçmeden yargılamaların hızlı yapılabilmesi için 70'ten fazla ek savcı görev yapıyor. Yine dediğimiz gibi 500'den fazla da hapishanede yeni yerler açılmaya çalışıyor. Çünkü İngiltere'de hapishanelerde gerçekten ciddi bir yer sıkıntısı vardı. Hatta geçtiğimiz günlerde burada yer açılmasıyla ilgili bazı suçların dışarıda denetimli serbestlikle geçirebileceği söylenmişti. Tam da bu olaya denk geldi ve bu yüzden aslında 500 kişilik yer bile şu anda çok önemli. Bununla ilgili bir yapılanma var. Yine Elon Musk bu açıklamasından sonra aslında Başbakanlık sözcüsü buna hiç gerek olmadığını belirtti ve Elon Musk devam etti. Burası İngiltere mi Sovyetler Birliği mi diye açıklamasını devam etti. Yine de İngiltere'de toplumlar eşit derecede korunmuyor diye açıklaması var. Yine aynı şekilde Sovyetler Birliği'ne benzettiği tweetleri var. Ve işin şöyle de bir durum var. Bu aşırı sağ grupların daha çok X üstünden örgütlendiği ve aslında 2018'de yasaklı olan İngiltere'de şu anda aşırı sağ grupları temsil eden İngiltere Savunma Birliği'nin kurucusu Tommy Robinson'ın 2018'de X'te eski adı Twitter'da yasaklı oldu ve Elon Musk'ın burayı satın aldıktan sonra buna benzer bütün hesapları serbest kaldı ve aslında son bir hafta 10 günde de aslında bu hesapları ciddi etkileşim kendisine yorum yaparak büyük bir etkileşim yaptığını görebiliyoruz. İngiltere bununla ilgili de ciddi bir çalışma yapmak üzere özellikle bu sosyal medya üstünden provokasyonlara sebep olanlar, suç işleyenleri provokat edenlerle ilgili pazartesi günü Meta
Instagram ve Facebook temsilcileri, Meta, Google ve yine X'in temsilcileri toplantı yaptı. Başbakan Keir Starmer, eski bir başsavcı olan Başbakan Keir Starmer kesinlikle bu alanda da ne ceza verilmesi gerekiyorsa cezanın verileceğini belirtti. Öte yandan İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve İngiltere'deki Türk vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ayrıca İngiltere Başbakanlığı'nın, İngiltere Hükümeti'nin de çok sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Buna yakın farklı ülkelerde İngiltere'de bulunan büyükelçikleri bu aracılığıyla kendi toplumlarına çeşitli uyarılarda bulunuyorlar. Yani siyaseti nasıl etkiler bu gösteriler, bu olaylar? Şimdi Elon Musk da katıldı. Yani dünyanın bir numaralı milyarderi olarak her meseleye de kendine müdahil görüyor herhalde. Öyle bir hissiyatı var onun da. Her konuda bir açıklama yapıyor ama dediğiniz gibi yani sosyal medya üzerinden dijital bir mecrada da dönen bir takım meseleler olduğunu söylüyorsunuz. İç siyaseti nasıl etkiler? Ben de bazı yorumlar okuyorum. Yani başbakana karşı, yeni başbakana karşı bir hamle, asıl mesele de o şeklinde yorumlar da var. Evet, aslında bu olaylarının yurt dışından tetiklendiğine dair de söylentiler var. Birincisi bir Ukrayna meselesi, ikincisi yine Filistin meselesi. Ukrayna meselesinde Rusların, Filistin meselesinde de özellikle Keir Starmer'ın Filistin'de bir an önce barış yapılması gibi çağrılardan dolayı İsrail'in parmağı olabileceğine dair de söylentiler var. Ayrıca İngiltere'de bu sosyal medya ve dijital yayınlarla ilgili milletvekilleri bu şekilde devam edilirse Elon Musk'ın İngiltere parlamentosunda sorgulanmasına yönelik parlamentoya soruşturma izni verilmesiyle ilgili de bir gelişme oldu. Öte yandan İngiltere Avam Kamerası lideri Vince Hoyle yine az önce bir açıklama yaptı ve bugün beklenen 30 yerdeki protestoya ilgili milletvekillerine dikkatli olmasına yönelik bir duyuru yaptı. Peki, takip edeceğiz o zaman. Çok teşekkürler kıymetli katkılarınız için. Sağ olun.